100 TL'ye kadar oynadığın ilk kupon tutmazsa kupon bedeli iade. Sen de şimdi Tuttur'a üye ol, ilk kuponunu da kazan. Son şampiyonlukta neler yaptılar beraber? Şakası yok o işin. Tabii kesinlikle öyle. O yüzden ben orta saha herhalde öyle tahmin ediyorum ki Şenol Hoca'nın da kafasında şu anda orayı bir netleştirelim tabii, düşüncesi. Tabii. Jason kalacak mı? Kalacaksa eğer oraya bir iki tane birisi çok kaliteli bizim hücum aksiyonumuzun bir bölümünü önemli ölçüde alabilecek bir oyuncuya ihtiyacımız. Diğer tarafı da artık Jetson olmazsa belki orayı biraz daha farklı düşünecekler. Jetson'u tutacağım bir orta saha kafamda. En gerçekçisini söylüyorum. Bir hayalimdeki Beşiktaş orta sahasını söylemiyorum. Yani Hakim Ziyehli, Kante'li takımı söylemiyorum. Yani benim hayalimdeki Kante orta sahada. Hakim Ziyeh 10 numarada. Gezal varsa, Gezal yoksa sağ önde. Benim idealimdeki o. Stoper'e de bu Kolibali. Chelsea varken fiyatları bir daha bu seviye oyuncunun fiyatları bu kadar düşük olmayacak, onu söyleyeyim. Aldın. Bir daha o fiyata Kolibali kalibresinde, Hakim Ziyech kalibresinde oyuncu alamayacaksın. Çünkü adamlarda o kadar futbolcu fazlası var ki satmak zorundalar ihtiyaç bazısından. Kante bile düşünsene abi. Düşün yani. Evet. Vodafone açıldığından beri en iyi performanslarından bir tanesini Kante sergiledi abi, o süper final, süper kupa vardı ya. Chelsea Liverpool. O ne biçim maçtı abi? Çimler kendine gelemedi Kante'nin koşusundan yani. Gerçekçi olarak da şu var. Benim kafamda Saydın üçlü, Amir, Jetson, Salih. Bunların yanına bir Talisca ile Sosa arası bir oyuncu. Ya bir kere çok uzağa gitmeyeceksin abi. Brezilya, Arjantin. Talisca Sosa başka bir ortak küme. Avrupa'da oynuyorlar. Avrupa'da. İkisi de takımlarında yedek kaldı değil mi abi? Biri Benfica'da yedek kalıyordu. Sisteme uymuyordu Talisca. Sonra Benfica'ya karşı Estadio de Luz'da Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın golünü atınca arkamdaki Benfica taraftarları ulan kızınıyor, seviniyoruz diye bizi mi dövecekler? Şey, Erkut falan mı? Sen de orada mıydın? Oradaydım. Hatırlıyor musun adamı? Adam biri böyle yaptı. Yok yok baba, siz sevinin, size kızmıyoruz. Bunu satan yönetimin Allah belasını versin. Yani Allah belasını versin demedi. Daha küfürlü bir şey söyledi. Ben öyle çeviriyorum. Kahrol düşman dedi yani işte. Avrupa'da tamam mı abi? Şampiyon Ligi, UEFA Ligi seviyesinde iş yapabilen, konferansta hayli hayli iş yapabilecek. Tamam mı? Ya tarif kolay, böyle 10 tane oyuncu var. 10 tane. Bir zahmet bulacaksın. Kulüpte scout çalıştırıyorsan onlar bulacak. Çalıştırmıyorsan siz bulacaksınız. Bulacaksınız yani, yapacak bir şey yok. Bulamazsanız söylerim. Bir tane de Berkay. Başakşehir'de 11 oynatmıyorlar. Evet. Çift yönlü. Evet. İşte Şenol Hoca'nın ideal orta sahası Ozan Tufan'dır. Bak Berkay, bak yine güzel çift isim. Yönlü. Bak Berkay, Ozan Tufan. Güzel Türk oyuncu. Ya. Kendi takımında hani Şenol Hoca'yla verimli olabilecek oyuncular. Tamam. Şeyi belli ki böyle kiraya vereceksin, böyle Kerem Atakan'la Berkay'ı. Kiraya ver. Çünkü belli ki hoca hani onları 11 oyuncusu, alternatif oyuncu olarak düşünmüyor. Çünkü o kadar orta sahada sakatlık falan oluyor. Kerem Atakan girmiyor yine. Berkay da girmiyor. Ver kiraya. Göstersen kendini. Kiradan Kartal'ı istiyor mu Şenol Hoca? Performansını beğendi mi? Amir'le dönüşümlü oynatmasam da Amir'in yedeği olur diyor mu? Zaten Necip hep var. Necip'i saymıyorum. Yani Necip şey gibi. Kapalı çarşı gibi yani. Sıkıştın mı Necip'e gidersin. Yani Şenol Hoca da gider. Bütün hoca ona bir şey demiyorum. Ama herhangi bir maç. Ya biz burayı da yedeğini almadık. Bak Necip kendini geliştirmedi derseniz kusura bakmayın, yönetime kızacaksınız. Daha bu yaştan sonra ne kadar kim nasıl gelişecek abi? Ne istiyorsunuz yani? Bir adam 60 yaşından sonra iyi gitarcı olur mu ya? Necip bu oldu yani, tamam. Sonra da ben diyorum zaten futbolu bırakınca önce yönetici sonra da başkan olsun. Her şeyi yaşadı Beşiktaş'ta. Gerçekten ciddi söylüyorum. Her şeyi yaşadı. Beşiktaş'tan aldı karşılığını. Karşılığını veriyor işte. Başkan olarak da verecek karşılığını. Ben Necip'ten onu bekliyorum. Prezant abi. İyi aile babası. Her şey var. Her şey iyi. Bak hiç hakkında bu kötü tek haber çıktı mı bunca yıl? Her şeye evet. Uygun bu çocuk. Ha. Alıp yetiştireceksin. Süleyman Sabah'ı nasıl baba hak yetiştirmiş. Ahmet Nurçevi de Necip'i başkan olarak yetiştirecek. Evet abi. Gelelim şimdi diğerlerine. Bak diyorum Necip orada joker. O Beşiktaş. Yani orada duruyor. Tamam, kapalı çarşı. Sen şimdi diğer eksiklerini yapacaksın. Bir kere Fegors geri dönmek istiyormuş falan deniliyor. 11'den kimi keseceksin? Cenk'in yerine oynatabilir misin solda? Oynatamazsın.
Abubakar yerine oynatabilirsin. Ya yani Abubakar dinlenmesi gerekiyorsa oynatırsın. Asıl oyuncunun yerine oynayacak oyuncu daha fazla maaş alacak. İki, Vegors'la farklı oynaman gerekiyor senin. Farklı şekilde oynaman gerekiyor. Abubakar Cenk'le beraber yani oynadığın gibi... Giderken tabii. Kimseye haber vermedi falan. Bu değil ki yani, ben maddi şartlarına bakıyorum. Yoksa biliyorsun kaç hafta Hollanda tişörtüyle, formasıyla geldim buralara Vegors'a sebep. Şu anda yani ben öyle düşünmüyorum abi. Borini'yi aldıysan artık oraya da başka bir oyuncu bulacaksın. Abubakar tarzı bir kere oyuncu bulacaksın o oyunu devam ettirebilmek için. Dünyada hangi takım Abubakar yerine Vegors'u oynatır, Vegors yerine Abubakar oynatır? Bir tek Beşiktaş. Vegors gitti, Abubakar geldi ya. Ya şöyle bir örnek vereyim ben sana. Mesela Manchester United Abubakar'ı alsaydı daha çok gol atardı, ben sana söyleyeyim Vegors'tan. Daha çok gol atardı yani. Daha uygun orada oynamaya. Abubakar Hollandalı olsaydı görürdüm ben kaç kere daha transfer yapardı yani. Onunla alakalı bir şey. Doğru. Oyun tarzı olarak ha, Vegors, Abubakar çift santrafor oynatacağım. Eyvallah, süper olur. Cenk'i ne yapacaksın o zaman? Bak mesela Vegors solo tarzı bir oyuncu değil. Değil. Sörlot'u gördün mü? Tabii. Real Sociedad'daki son Barcelona maçındaki asistini. Mesela Vegors işte Inter'de oynayan Dzeko gibi bir oyuncu değil. Yani topla beraber dribling yapan, topla beraber adam geçen. Yani bu sadece hız bakımından bahsetmiyorum. Hani profiller olarak birbirlerine benziyor gibi ya. Aslında birbirlerinden hiç alakası bile yok. Hani Vegors, Abubakar, Vegors, Cenk Tosun olur Vegors, mu düşüncesi? Vegors, De Jong tarzı bir oyuncu. Evet. Daha iyisi onun. Evet. İşte ne ceza alanı içi oyuncusu. Bastos. Ceza alanı evet. İçerisi oyuncusu. Bu son yıllarda. Evet. Türeyen değil bu. Eskiden Beşiktaş da öyle oynamıyor şu anda yani sonuçta Hollanda'nın dediğin gibi. Hollanda'nın hep yedek forveti öyledir abi. Bak tek şampiyonlukları var. Euro 88. Değil mi? Van Basten. Elenmeye 5 dakika kalmıştı. Wim Kieft girip o şey kontenjandan, Vegors kontenjanı, uzun boylu kafa topçu kontenjanından girip o böyle abuk subuk kafa golünü atmasa Pat Bonner'a, Celtic kalecisine, Hollanda eğleniyordu ne şampiyon olması. Zaten ilk maçı kaybetmişti. Yani Hollanda'da var o. Senin şimdi ihtiyacın o değil abi. Senin ihtiyacın ne? Bak Şampiyonlar Ligi dönemi. Namalup lider çıkarken nasıldı abi senin forvetlerin? Orada bir oyuncu, hepsinden daha kariyerli bir oyuncu o böyle süreci bozdu mesela. Alvaro Negredo. Hiç uygun muydu abi Beşiktaş'ın oyununa? Gayet iyi oyuncuydu değil mi? Tabii canım. Gayet iyi oyuncuydu. Evet. Kariyeri falan. Şahane oyuncu. Kaliteli oyuncu. Hiç tabii. Uydu mu? Abubakar'ın alternatifi olabildi mi? Cenk Tosun alternatifi olabildi mi? Hayır. Sen bu tayfadan devam edeceksin. Mesela Borini tutarlı. Dribling yapabilen, top saklayabilen, Babel tarzı. Santrafor da oynayabilen ama bazen tek santrafor için tüm sezon yeterli olmayan. İşte Svensi de süper, Liverpool'da çok kötü falan filan. Öyle değil. Yani sen onu artık verimli kullanacaksın. İdareli kullanacaksın. Evet, evet. Kalanları da idareli kullanman gerek. Bak Abubakar süper, şahane. Ama bak Abubakar'ın her zaman en büyük rakibi böyle geçirdiği bir sakatlıklar oldu. Bunları unutmayalım. Sen hep B planın hazır olacak. Sen ligin en iyi iki santrımından bir tanesi sende. Gezal gibi olur. Ligin en iyi sağ önü sendeydi. Hiç verim alamadın geçen sezon. Yapacaksın, sağlam yapacaksın işi. O yüzden zaten... 10 numara bir adam oluyorsan ben niye Hakim Ziyeh tipi oyuncu diyorum? Çünkü Gezal yokken de Gezal'ın yerine oynatabilirsin. Gezal varken de 10 numara oynatabilirsin o yüzden. Bana inanmıyorsan 10 numaradaki performansına böyle Enes Ünal'a sor. Milli takım santraforumuza. Twente'de bak bakalım arkasında Hakim Ziyeh oynarken nasıl işini kolaylaştırıyordu. 10 numara oynuyordu o zaman Hakim Ziyeh. Unutmayalım yani. Aliyece bak o yüzden zaten başta dedim ya. Şimdi Beşiktaş'ın bu konuda daha fazla ihtiyacı var. 38 tane lig maçı oynayacaksın. 6 tane banko bana göre. En az. Konferans liginde evet. Grup maçların var. 44 maç yaptı. Bunun yanına artısı olabilir. Türkiye Kupası bir de var. Kupa var. Hadi kupada belki Abubakar'ı oynatmazsın da Cenk'i oynatırsın ya da ikisini oynatmazsın başka bir oyuncu transferi olur oraya oynatır. İşte yani oralara bir artı yazman lazım. Kesinlikle. Çünkü bakıldığında en az 55 yani 50-55 arasında bir maç trafiği görünüyor. Şimdi bu sadece Abubakar'la Cenk'le gidebilecek bir trafik değil. Değil. Savunmayı götürürsün kısmen. Bak. Savunmayı kısmen götürürsün. Sol bekte bulman lazım alternatif. Değil mi? Savunma yani kısmen derken mesela bir stoperin 48-50 maç oynayabilir kesintisiz. Anladım seni. Ha. Çok iyi anladım da yanlış anlarlar sonra. Bak Ersin Düzen böyle dedi Ali Ece. Evet dedin demesin. Hayır anlıyorum. Yani oraya takviye ihtiyacın yok anlamında demiyorum ben. En çok takviyeye ihtiyacı olan yer savunma değil diyorsun. Değil evet. O yüzden o ön blokta mutlaka bu trafiği düşünülerek
biraz daha farklı transferler, biraz daha kulübenin zenginleşmesi. Bir de her şeyden önemlisi abi bu 5 tane oyuncu değişikliği de çok ciddi bir lüks biliyorsun sen aslında. Sen bu sene... Takımın yarısı değişiyor kale hariç düşündüğünde. Oyuncu değişikliği birçok maçı son dakikalarda sadece zaman geçirmek için oyuncu değişikliği yaptın. Yani. Maçın akışını değiştirmek için pek bir şey yapamadın. Evet. Nathan Redmond çıktı. Neyse ki İngiliz atıf olmadığını, çok iyi bir oyuncu olduğunu Serdar İçelikleri bile kabul ettirdi. Redmond ne olacak mesela? Redmond'un kesin kalması gerekmiyor mu? Çok şey ekledi takıma. Ben de katılıyorum kesinlikle. Herhalde kalır gibi düşünüyorum. Ya İngiliz'i ikna edersiniz ya. Allah Allah. Ben de bunu anlamıyorum. McGregor'ın potansiyel yenge işte o zaman. Evlenmiş hemen bir şey hatırlamıyorum. Bana fark etmez onlar mutluysa. Tutturdu kadın ben hamileliğim 5. 6. ay oldu. Alan ben İskoçya annemin yanına gideyim. Gitti. Bizimki Fernandes'le gezmeye başladı. Kaleci Alan McGregor. Tip de var çocukta yani bir şey de diyemiyorum. Hele tam Türk kızlarının en beğendiği tipi. Kıvanç Tatlıtuğ'a benziyor herif, değil mi? Hmm. Valla. İskoçluk da var hani gece anladın mı? Yani abi işte sonra armut gibi goller yemeye başladı. Sonra fırçayı biz yedik. Ulan herif kurtarırken ilk 5-6 hafta hadi çok iyi diyordunuz. Hani yıllarca adam UEFA finaline çıkardı Rangers'ı ya. Bak hala yerine kaleci bulamadılar biliyorsun. Doğru. UEFA şampiyonu oluyordular diye. İyi ki olamadılar da finale çıkardı. Adam böyle kaleci. Yani, yani bunların hesabını Beşiktaş'ın çöntüp ders çıkarıp iyi yapması lazım. Beşiktaş'ta artık şu kapalı devre işini bırakması lazım. Bak onu bir söyleyeyim. Şu kapalı devre işini bırakması lazım. Bir araya gelerek insanlarla daha açık olmak lazım. Sonra transferin son günü Ali Ece ne diyorsun? Hiçbir şey demeyeceğim abi ben artık son günü ya. Alt scoutlarını bir arada Ceyhun Bey'i getirdin ya. Ceyhun Bey, Şenol Hoca hepsinin beraber çalışacağı istişare bir ekip kur. Ya benden tam destek zaten kardeşim. Siz başarılı olun ben mutlu olacağım. Abi ben zaten işimiz... size her zaman onu söylüyorum. Sonuçta bizim işimiz bir kulübün transferine yön vermek değil zaten. Biz ama yapılanı zihniyeti... ya da gündemdekileri evet. Neticede burada yani, konuşup tabii. Yorumlamak iyi olabileceğimi. Şimdi... geçen o çıktı karşıma. Torreira ile ilgili olarak hatırlarsan burada Ağustos'tu sanırım. Ağustos'un ilk haftasıydı. Dedim ki Galatasaray şampiyon olur olmaz bilemem dedim ama Torreira sezon bittiğinde biz altın 11'in içerisine Torreira'yı evet, yazarız. Çok net söylemiş. Evet, çok net söyledim. Ben de katılmıştım. Bugün de aynı şekilde görüyoruz ki bu şampiyonlukta çok çok büyük bir katkısı söz konusu. Soru işareti yok transferin. Evet. Şimdi sakatlanmazsa gol kralı olur gibi. Sakatlanmazsa evet, karmaya girer. CV'si kuvvetli, performansı kuvvetli. Yani takıma uygun. Icardi, CV'si kuvvetli, performansı takıma kuvvetli. Takıma uygun. Aynen. Bunlar göz önüne alındığında ha bir sakatlık olur ya da performansı kendisinden kaynaklı ya da belki de hocasından kaynaklı her bir transferin riski vardır. Dünyanın en iyi oyuncusunu da getirsen bir riski vardır. Mutsuz olma ihtimali Ortega vardır. Ortega kötü oyuncu muydu abi? Dünyanın en iyilerinden bir tanesiydi. Alex'in onda biri kadar başarılı olamadı Fenerbahçe'de. Bu böyle Ortega'yı böyle Alex'in onda biri yeteneğinde bir oyuncu yapmaz ki. Yani. Senin söylemek senin bu. Kesinlikle öyle. O yüzden biz yapılan transferleri, gündemdekileri konuşuruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Beşiktaş bölümüyle ilgili olarak... Vallahi benim söyleyeceğim çok şey var önümüzdeki haftalarda. Tamam. Gelecek hafta orta saha alternatifleri üzerine Ali Ece ev ödevi. Ya bak bir daha bir şey söyleyeyim. Onun için de bir kere ne olur ya bir kere de hani bak 94 Dünya Kupası'nda kimi gözüme kestim biliyor musun? Dedim ki işte Gökhan Keskin, Ulvi Güveneroğlu mükemmel ikili ama Kamerun'un stoperi 18 yaşında o zaman Rigoberto Song. 18 yaşındaydı ya. Yani tamam rekoru kırdı Roger Milla en genç aman en yaşlı gol atma rekoru kırdı da o maçta abi asıl rekoru kıran Salenko'ydu yani. Onu da unutmayalım yani. O aldı onu senin eski patron. İstanbulspor aldı değil mi yani mesela? Yamızın aldı. İzlemiş yani. Abi adam ya da yani uzmanlarıyla konuşmuş bunun gibi. Abi oradan Song'u ben çok istedim abi. Song'u ilerleyen yıllarda böyle Liverpool aldı. Hoşuma gitti ama dedim ki ya yok bizim lige daha uygun oralarda yapamaz dedim. Bak sonra Galatasaray aldı. Çok mutlu oldum biliyor musun? Ulan bu tezimi yani kanıtlayabileceğim mi, kanıtlayamayacağım mı? 94'ten beri beni tanıyan, hala şu anda meslektaşım olan arkadaşlarım var. Abi adamlar kral. Oğlum Ali Ece manyağı söylemişti de. Öyle söylüyor. Manyak bu ama diyor. 94'te söylemişti bizim ligde kral olur diye. O Galatasaray şampiyonluğunda var. Trabzonspor savunmasının toparlamasından yine var. Ya bu oyuncuları görmek bu kadar zor bir şey değil. Benim gibi oyuncunun yok anasını babasını geldiği takımı oynadığı maçta attığı taçı Liverpool'a karşı gol atmış mı atmamış mı? Her iki bu. Ya Galatasaray maçında daha görmedin mi abi Emre ile beraber atılırken adamları değil mi? Ya bir kere adam Emre Belözoğlu'yla tartışmaya giriyor. Tam bizim ligli futbolcu abi adam. Gelirse idol olur yani anladın tabii, mı? Tabii. Fatih Hoca orada Emre Belözoğlu genç Emre Belözoğlu'nu
şamarlıyor falan filan. Efsane olaylar onlar. Ona gitsin hoca şaşırıyor Oleri. Sen ne yapıyorsun falan. O yapıyor bilmem ne falan. Abi belli adam gelince burada kral olacak. Icardi ne kadar belli abi Türkiye'ye gelince kral olacağı. Çok belli yani değil mi abi? Marek Hamşik çok belli değil mi abi? O da futbolu bıraktı. Yani mesela onunla bitirelim işte. Napoli Juventus finalini izleyen birisi. 2011'de, 2012'de ne zamansa işte TRT Spor'dayken. İtalya Kupası finali. Ben yorumcuydum. Lan bu adam bağırıyor. Dedim Türkiye'de en saç konusunda muhafazakar olunan yerde bile bu saçı yaptırır. Öyle büyük topçu o dedim. Yaptı mı abi Trabzonspor? Çok zor bir şey değil ya. Vallahi bu kadar zor bir şey değil. Önce maçı izleyeceksin. Ben bu Yönç'ün şeyini anlamıyorum abi. Diyor ki mesela adam transferi kötü yapıyor. Diyor ki ya bu böyle şey kavundaki dibini koklayayım. Ulan kavunların büyümesini Tarla TV diye veriyor mu abi? Mesela her hafta işte örnek ver mesela Diyarbakır Suru varsa işte karpuz tarlası bakın nasıl büyüyor öyle. İzleyenler futbolcu maçları her hafta sonu veriyor abi. Her hafta içi veriyor. Her gün maç var. Hiç mi izlemiyorsun baba ya? Menajer önerdi aldık. Karpuz değil ki kavun değil ki dibini koklayalım. Saçmalama ya. Benim tek derdim bu futbol yorumculuğunda. Şu zihniyeti değiştirelim yeter bize ya. Katılıyorum. Hatta şöyle de bir örnekle bitireyim istersen. Şimdi mesela özellikle Avrupa şampiyonalarında ya da Dünya Kupalarında Hırvatistan milli takımından hep bahsediyoruz. Merak ediyorum mesela bizim kulüplerin yetkilileri gidip bir Dinamo Zagreb'in bir Hajduk Split'in mesela herhangi bir şekilde... Mesela 18 yaşında orta saha kim var? Mesela takip ediyorlar mı? Orada potansiyel oyuncular... Dünyada kim kazandı UEFA Kupası'nı? Rakitic. Yani. Modric. Mükemmel de oynadı mesela Rakitic. Öbürü de öbürü finale çıktı. Şimdi bunlar... Şeyi söylüyorum. Brozovic'i söylüyorum. Evet, finale çıktı. Demek ki bu Hırvat orta saha çok iyi bir şey. Bize hiç geldiğini hatırlamıyorum ben. Hırvatistan milli takımının aslında bütün her şeyini oluşturan 14-15 tane bu... Saydığım iki tane kulübün altyapısı var. Evet, Hajduk Split. Hırvatistan ligi çok göz önünde olan bir lig değil. Değil. Maaşlar çok mu yüksek mesela orada? Değil. Yani orada bütçene de uygun, senin kulübünün yetiştirmesine de uygun. İster 19-20 yaşındaki oyuncu da bulabilirsin. İstersen biraz daha iyisi 23-24-25'i de bulabilirsin. Bir de hatta orta sahası meşhur. Veya git İsviçre'deki... Git Sengalen'e bak, git Luzern'e bak. Orada potansiyel oyuncular yok mu? Nelson geldiğinde bütün mesela. Bütün neredeyse böyle Kosova milli takımı. Mesela değil mi? Ya da İsviçre'de oynayan Kosovalı Arnavutlar hep oralardan geçiyor. Sevgili Mustafa Marka ile ilgili çalışmasını yaparken Mustafa Demirtaş'tan bahsediyorum. Geldiği zaman Portekiz'de takımı düşme hattındaydı. Evet. Chaves'ten gelmişti değil mi? Evet. Ya ligden düşme... Marcelo da öyle geldi Hannover'dan. Küme düşme hattında. Küme düşme hattında en iyi stoperlerinden biri oldu. Ne oldu? Geldi, müthiş performans sağladı, katkı sağladı. Demek ki yani aslında çalışınca, araştırınca ve o hep sözünü etmiş olduğumuz işini bilen insanlarla beraber bu işi yapmaya çalışınca ortaya güzel sonuçlar da çıkıyor. Hem bunların dışında tabii ki performansı yeterli olmayan transferler de olacaktır. Bu kesindir. Ama büyük çoğunluğu negatif. Arada 2-3 tane pozitif. Birileri de kısmen olursa seni şampiyon yapamaz. Yapamaz. Senin çoğunlukla artı hanesine bir şeyler koyabilecek oyuncu transferleri yapman lazım. Bu da çok da zor değil. Zor gibi görünen ama çok da zor değil aslında. Diyelim ve bitirelim Aleyce. Güzel bir program oldu. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bak seviyeye bak sen ya. Çok kötü bir finaldi yalnız onu söyleyeyim ben. Abi, ben Mourinho'nun beğenmedim doğrusu. Taraf olduğu bana iyi bir final söyle. Ya Sevilla tarafı da az değildi yani. Manchester United bu Ajax finali çok kötü değil miydi? O da kötüydü. Bu sefer kazandı. Hocayı tebrik ediyorum. Evet. Bu sefer ikincilik kupasını almaması, İlk defa kupa madalyayı almaması konuşuldu da. Evet. Ama çok sıkıcı değil miydi gerçekten? Sıkıcıydı. Boring Arsenal vardı eskiden. Yani, evet. Biliyor musun onu? Sıkıcıydı. İkisi de kaybetmemeye yemin etmiş gibi. Seviyeye bir şey demiyorum. Hani üçüncü hoca... 30 ayrı oyuncu yönetmiş. Ama kaleci Bono da kral ya. Sampaoli hocam sen de yani onu keserek. Aha Fenerbahçe o fırsatı da değerlendiremedi biliyor musun? Bono Sevilla kalesinde değilken sen Sevilla'ya o kadar hücum yaptın. At be kardeşim ya. Bak benim eleştireceğim orasıdır George Gizios'u başka programda. Sen çünkü o işin öncelikle profesörüsün. Peki. Teşekkür ediyoruz bizlere izleyen herkese. Yayınımızı beğenirseniz mesajlarınızı yazarsanız çok çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere. 100 TL'ye kadar oynadığın ilk kupon tutmazsa kupon bedeli tuttur'dan iade.